Bir varmış bir yokmuş. Vakitlerden bir vakitte, dağ demeden taş demeden, yağmur demeden yaş demeden, bahar demeden kış demeden, engel yokuş tümsek düz gece gündüz demeden yollarda olan yaşlı bir gezgin varmış. Yaşlı gezgin ormanda bütün gün doğru olduğunu tahmin ettiği yönde yürüyüp durmuş. O yürüdükçe orman öylece uzayıp gitmiş. Ne bir ev, ne de bir köy. İnsanlara dair tek bir işaret yokken karanlık çökmüş. Belli ki bu gecede bir ağaç dibi ona yatak olacakmış. Bu ne ilk ne de sonmuş aslında. Bir köyden diğerine, bir işten ötekine yollarda geçirdiği yıllar boyunca kaç gece ağaç kavuklarına, köklerinin arasına kıvrılıp da uyumuş, sayısını hatırlamıyormuş bile. Ayaklarının onu götürdüğü büyük, heybetli ağacın kucaklayan köklerine yerleşmeye karar vermiş. Ağacın gövdesine yaslanmış ve derin bir ah etmiş. Açlıktan midesi zil çalan gezgin, yiyecek bir şeyler bulmak için heybesine bakmış. Bir lokma kuru ekmek. Birdenbire kendini yaşlı, yalnız ve terk edilmiş hissetmiş. Dağ çöken sis gibi çökmüş içine bir karamsarlık. Neden sonra hayalini kurduğu, canının istediği şeyleri bir bir dillendirmeye, sayıp dökmeye başlamış. Üstü lezzetli, yemeklerle donatılmış bir masa olsun isterdim. Şöyle içimi ısıtacak, dumanı tüten güzel bir çorba, yanında sıcak bir ateş ve şu kalan dişlerimi acıtmayacak yumuşacık bir ekmek. Sonra gözlerinin önünde birdenbire bir masa belirmiş. Şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açılmış. Hayretten dona kalmış yaşlı gezgin. Üzerinde dumanı tüten, tam hayal ettiği gibi koca bir kase çorba, bulutlardan daha yumuşak bir ekmek varmış yanında. Etrafı taşlarla çevrili bir ateş yanıyormuş. Çatırtısını kulağında, sıcaklığını tüm bedeninde hissettiği bir ateş. Bu lütfun nasıl gerçekleştiğini sorgulayamayacak kadar aç olduğu için üşümüş ellerini ısıtıp sofraya oturup ve çorbayı höpür höpür içmeye başlamış. Tadı olağanüstüydü. Yıllardır ağzıma böyle lezzetli bir yemek koymamıştım, demiş. Ona çocukluğunda olduğu gibi hayatın daha basit, yemeğin daha bol olduğu günlerdeki yemekleri hatırlatmış bu olanlar. Çocukluğunu hatırlayınca annesinin süt kremasından yaptığı kaymağı canı çekmiş. Hala kendi kendine canının çektiği, hayal ettiği her şeyi dillendiriyormuş. En çok sevdiği yiyecekleri saymaya başlamış bir bir. Bahçeden tatlı kış kabağı, yanında ince gevrek tava ekmeği, tatlı sucuk, pastırma, ah annem bir de kayısı reçeline badem eklerdi ki asıl o elmalı kurabiyeler. Şimdi o sakızlı muhallebi için neler vermezdim. Sonra aklına annesinin onu ninnilerle, masallarla yatırırken ki yatağını ve yorganını hayale dalmış ve onları tasvir etmiş. Kuş tüyü yastık başımı tutan melekler gibiydi ve beyaz çarşaflar öyle gıcır gıcır olurlardı ki yorganım üzerime yumuşacık inerken kendimi beyaz bulutlar içinde hissederdim. Ve şaşkınlıktan dehşete düşmüş, ağzı açık kalmış. Çünkü gözlerinin önünde sıraladığı her şey masanın üzerinde belirivermiş. Arkasını döndüğünde onu bekleyen beyazlar içinde küçük bir yatak görmüş. Hiçbir şeyi sorgulayamayacak kadar şaşkın bir halde tıkka basa doyana kadar hayal ettiği yemekleri yiyip beyaz çarşafların arasına girmiş. Gözlerini kaparken yorganı üzerine çeken yumuşacık bir varlık hissetmiş. Gezgin o gece aslında bir dilek ağacının altında oturduğunu bilmiyormuş. Ormanlarda, şehir ve kasabalarda diğer ağaçların arasına gizlenmiş böyle çok sayıda ağaç olduğunu söylemişlerse de kimse nerede veya kaç tane olduklarını bilemezmiş. Dilek ağaçlarının altında hayal edilen, dilenen, dile gelen ne varsa gerçek olurmuş. Tam yıllardır uyuyup uyuyacağı en tatlı uykuya dalacakken birdenbire içini bir korku kaplamış. Bir dakika ya, ben bütün hayatım boyunca şanssız bir adam oldum. Böyle inanılmayacak kadar güzel, mucizevi, muhteşem bir şey benim başıma niye gelsin ki?
Nasıl gelebilir? Bu işte bir bütüyeni var. Bir hile olmalı. Bana kötü birileri oyun oynuyor olmalı. Eyvah, beni kandıracaklar. Ve uykuya daldığımda beni afiyetle yemesi için bir kaplan gönderecekler. Aa evet, bunu yapacaklarından adım gibi eminim, biliyorum demiş ve birdenbire ortaya ağacın arkasından bir kaplan çıkıvermiş. Derler ki bu masal ağaç gölgeliklerinde dilden dile, gönülden gönüle aktarıla aktarıla anlatılır. Sessiz olun, hayallerinize, dileklerinize, isteklerinize, dualarınıza, söz ile dillendirdiklerinize dikkat edin diye. Onların kabul olmak gibi bir huyları vardır. Siz bu masalı dinleyenler, dünya ormanında yürürken ne dilediğinize dikkat edin. Ne zaman bir dilek ağacının altında oturduğunuzu bilemezsiniz.